Güzel insanlar, kanala tekrar hoş geldiniz. Günün ikinci videosu. Akşam çekim. Biri gündüz, biri akşam. Oradaki saç sakal değişik, buradaki de değişik. Dışarıdaydık. Hadi çıkmışken berberi de halledelim. Pandemi sürecinden dolayı böyle küt diye her tarafa gidemiyoruz. Pek böyle tercih etmiyorum çıkmayı. Zaten her yer kapalı. Ben zaten kafe adamıyım. Böyle oturup bir yerde çayım, kahvem içeyim, gazete okuyayım, kitap okuyayım. Telefonlarla konuşayım, istihbarat yapalım falan, sohbet edelim eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla. Ama dışarıda böyle bir hayat olmadığı için pek de çıkmayı tercih etmiyorum açıkçası. Bugünler bir geçsin, yine dışarıda çayımızı kahvemizi içeriz. Hatta aranızdan buluşacağımız isimler de olabilir. Yeni bir kanal, yeni bir dönem diyebileceğimiz bazı hadiseler olacak inşallah. Bu kanal büyüyor gittikçe. Efendim, günün ilk videosunda Rozier'den, Gezel'den bahsettik. Burada biraz farklı bir konuya girelim. Sergen Hoca niye başarılı? Şimdi bir şey sadece saha içinden geçmiyor. Bir başarı sadece saha içinden gelmiyor. Saha dışındaki çok önemli etkenler de var. Şimdi birincisi arkadaşlar, bir hocanın başarılı olabilmesi için teknik olarak ve psikolojik olarak da o takımın üzerine bir hakimiyet olması lazım. Bir üstünlük kurabilmesi lazım. Kısacası söz geçirebilmesi lazım takıma. Tabii söz geçirebilmek derken elinde sopayla sözümü dinleyin falan olayı değil. Bu çok farklı bir şey. Bakın. Bunları bilin ki hani bunları bilmeniz şu açıdan önemli. Yarın bugün siz de bazı olayları, bazı hadiseleri panoramik bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar, bir yönetimin aldığı bir hoca soyunma odasına ve tesisleri güçlü bir şekilde gidemiyorsa baştan sezonu kaybetmişsiniz demektir. Hocanızın güçlü olması sadece karizma, otorite anlamında değil, içeride hem pozitif havayı yaratabilme hem de arkasındaki taraftar kitlesini takımların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi kullanabilme. Bakın arkadaşlar, bu futbolculara bir kontrat yapıyorsun. Diyorsun ki sana yıllık 1 milyon euro, 2 milyon euro, 500 bin euro. İşin ne? Çıkacaksın top oynayacaksın. Şimdi maalesef futbolda öyle karakterler vardır ki bazen top oynaması yetmiyor, içeriği dizayn etmeye çalışıyorlar. Türk futbolunda bu tarz futbolcular çoktur. Kendi istediği tarzda oyun oynamak, illa ben oynayacağım, 11'de şu oynayacak, bu oynayacak falan filan diye bu tarzlar çoktur. Biz bunlara papaz futbolcular deriz. Genelde de Türklerden çıkar, Türk futbolculardan. Yabancıların bazıları da kendimizi benzetiriz. Şimdi papaz futbolcular çok zarar verir aslında. Çünkü kendi kişisel arzuları, hırsları, tabii ki hedefte takımının başarısı vardır. O takım başarılı olduğu zaman daha çok şampiyonluk primi, para primler, daha fazla yüksek kontratlar falan filan. Bunlar önemli tabii ki. Ama şimdi bakın, Abdullah Avcı'dan başlayalım. Abdullah Avcı'nın gelişi çok güçlü bir şekilde olmadı. Kafadan zaten Orhan Ak hikayesi vardı ki orada Beşiktaş yönetiminin en ciddi, bak tarihindeki en ciddi hatalarından biridir. Ben şimdi bakın, taraftar kulübü yönetemez ama Beşiktaş yönetimi taraftar gibi düşünecek. Bazen. Bakacağım listeye. Abdullah Hocam, bu adam senin çok iyi yardımcın olabilir. Çok iyi bir teknik direktör olabilir. Çok iyi de bir insan olabilir. Ama bu adam birkaç sene önce benim taraftarımla arabalı vapurda kavga etti. Polemiğe girdi. Silah gösterdi. Bu olmaz. Ben o zaman gelmiyorum. Derse Abdullah Avcı gelmesin. Bunu yönetim ona o gün söyledi mi? Zannetmiyorum. Söylemiş olsa gelmezdi. Çünkü neden zannetmiyorum? Abdullah Avcı'nın Orhan Ak'tan vazgeçme döneminde yönetim hayır burayı biz yönetiyoruz devam demesi. Aslında o gün bile o ayrılık olsaydı belki çok daha farklı. Şimdi onları hepsini geçelim. Zaten sosyal medyada da bu polemik oldu. İşte Orhan Ak'tı, şuydu, buydu falan. Bazen sosyal medyada da işte yönetimi eleştiri yapayım derken ipin ucu öyle bir kaçar ki hocanızı güçsüz duruma getirirsiniz. Hele medya
işte oynattığı futbolla hocanızı taraftarın önüne atıyorsa o hocanın soyunma odasında hiçbir şansı yok. Bakınız Abdullah Avcı Trabzonspor'da Trabzon'u çok farklı bir yere getirdi. Trabzon'daki Abdullah Avcı, Beşiktaş'taki Abdullah Avcı. Arada inanılmaz bir fark var. Neden? Bu tarafta papaz oyuncular var. O taraftaki kadro Abdullah Avcı'nın verdiği reçeteye, tedaviye olumlu yanıt verdi. Bu taraftakiler hayır. Çünkü sen oraya güçlü gelmedin. Çünkü bu taraftakiler seni istediği gibi oynatabilir, istediğini yapar, istediği gibi oynar. Senin sistemini kabul etmez. Bitti. Bir de medya zaten seninle dalga geçti falan işte eleştirdi. Ve Abdullah Avcı Trabzon'da bu ivmeyi yakalayarak spor kamuoyunun, futbol kültürümüzdeki insanların yarısından fazlasını, %50'sinden fazlasını futbolu anlamadığını çok net görmüş olduk. Çok net gördük. Biz futbolu biliyoruz zannediyoruz ama aslında bildiğimiz futbol değil. Bak, çok net söylüyorum. Bizim medyada, kulüpçülükte, yöneticilikte, futbolcular da bunun içinde futbolu bilmeyen oranı %50. Tabii bir futbol biliniyor, temel kuralları falan biliniyor ama dünyadan habersiz yaşıyorlar. Gelişmelerden, yeniliklerden habersiz yaşıyorlar. Şimdi bu işin tarafı. Ya bize ne Abdullah Avcı'dan diyeceksiniz. Gelelim o zaman Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın niye başardı? Bir kere o da teknik donanımı, teknik zekası, oyun zekası muazzam üstü. Daha önce çalıştığı takımlarda bunu gördük. Yanından Tamer Tuna, Çağdaş Atan gibi hocalar çıktı. Bakın. 8 senede 2 hoca çıkardı. 40 senede 1 hoca çıkarmayanlar da var. 40 senede 10 hoca çıkaranlar da var. Bu başka tercih meselesidir. Ama Sergen Hoca'nın yanına 2 tane de hoca çıktı. Geçen çalıştırdığı takımlardaki başarılar da ortada. Çok böyle her hocanın da yapabileceği işler değil bunlar. Şimdi Sergen Hoca'nın başarılı olmasının nedenlerinde en önemlisi bir tanesi arkasındaki taraftar kitlesi, imza töreni. Şimdi o imza töreniyle soyunma odasına bu şekilde giren hoca kapıyı tekmeyle açar. Otur, kalk, sen oturma, sen kalk der. Tabii ki böyle bir şey yok. Ama bu gücü hissettirir takıma. Bunu geçen sene hissettirdim. Birkaç oyuncuya afra tafra yapan birkaç oyuncuya höp dedi. Bildiğin höp dedi. Ve sesini çıkaramadılar. Çünkü niye? Arkasındaki taraftar kitlesi. Bakın Fatih Terim yönetimlerle tartışıyor. Neden? Arkasındaki taraftar kitlesi. Şimdi Sergen Hoca'nın arkasında taraftar kitlesi var diye yönetimlerle tartışmaz. Onu o anlamda söylemiyorum. Başka bir noktaya gelmek istiyorum. Arkası bu kadar güçlü bir hoca eğer tesislerde de kimseye egoluk taslamıyorsa, kimseye üstünlük taslamıyorsa o takdir edilecek bir durumdur. Şimdi baktığınızda çimci işini yapıyor. Ama daha önce oğlum o çimler niye o kadar uzun diyen hocalar gördü o çimci. Efendim elektrikçi işini yapıyor. Ya o anahtar öyle mi bağlandı? Yanlış bağlandı. Kırmızı mavi falan diyen hocalar gördü. O spa merkezi bu sauna niye böyle falan diyen hocalar da gördü. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Doktorla kavga eden yardımcı antrenörler de gördük. Duyduk tartışan. Doktorla. İş konusunda doktorla tartıştı adam. Tıp fakültesi mezunu adamla tartıştı. İnanabiliyor musunuz? Ama burada şu an yok. Çünkü herkes işini yapıyor. Ama Sergen Hoca ne yapıyor? O da kendi işini yapıyor. Odasına giriyor. Kadroları çıkartıyor. Televizyonu açıyor. Analizleri yapıyor. Murat Hoca'yı çağırıyor. Ne yapıyor? İşini yapıyor. Çimci ne yapıyor? İşini yapıyor. Elektrikçi, muslukçu, aşçı işini yapıyor. Belki aşçıya daha önce o yemeğe o kadar mı yağ konuldu dediler. Ama şu an tesislerde böyle bir şey yok. Bakın Rozier'e, bakın Gezel'e, bakın Souza'ya. Herkes o kadar mutlu ki inanamazsınız. O derece mutlular. Çünkü aile oldular. Aile oldular orada. Ve bu havayı bozabilecek etkenler yok. Maaşlar zamanında ödeniyor. Tamam. Tam zamanında değil. Ama geçen seneki gibi de 4 ay geriden değil. Primler zamanında ödeniyor mu? Evet. Çok iyi bir sinerji var. Trabzon maçında yenildi. İyi oynadı. Antalya maçında cümle alem gördü. Konya maçında da zorlandı ama cümle alem gördü.
Bu iş şampiyonluk getirir mi? Bilemem. Ben saha içinde yeteri kadar çalışılmadığını düşünüyorum. Bana Ankara Gücü ve Konya Spor'daki hakem kararlarının, VAR kararlarının çok masumane olduğunu kimse inandıramaz. Hiç kimse inandıramaz. Neden Bahattin Şimşek? Neden Beşiktaş Türkiye'nin belli bölgesindeki hakemler, temsilcilerle sorun yaşıyor? Hangi kulübün bu camianın içerisinde lobisi var? Hangi kulüplerin bu camia içerisinde lobileri var? Hangi kulüp bu camia içerisinde çok daha kuvvetli? Beşiktaş'ın lobisi var mı? Yoksa Beşiktaş lobi mi kiralıyor? Geçmişte olduğu böyle bir şey. Ne lobisi arkadaşlar? İşini yapacak oradakilerde. Nasıl Beşiktaş'ta herkes işini yapıyor? Oradakilerde. Oradakilerin işini yapmasını kim sağlayacak? Kulüplerimiz. İşini yapamayanları kim yollara ayıracak? TFF. Bunun için ne yapacaksın? Kamuoyu yaratacaksın. Eğer sen 1-0 yendiğin maçta Bahattin Şimşek'in vermediği penaltı üzerinde durmuyorsan bugün yenilgiyi kabul etmişsin demektir. Ve sezon sonunda bir takım, senin dışında bir takım şampiyonla senin sırtına basarak gelirse bunun hesabı vermek kolay değil. Bakın milyonlarca Beşiktaş taraftarı var. Çıksınlar, adaletini yönetsinler, iyi oynayan kazansın, kötü oynayan kaybetsin. Budur. Ama benim kafamda hakem soru işareti olmayacak. Bakın benim kafamda hakem soru işareti olmayacak. Ama soru işareti. Bahattin Şimşek, Halis Özkahya. Çok net söylüyorum. Cüneyt Çakır'ı da katabilirim. Kadıköy'de Emenike'nin çıkardığı formayı görmeyen Fırat Aydınus'u da katabilirim. Kim var arkalarında? Beşiktaş yönetiminin görevi bu. Bütün o bölge hakemlerini. Ayrıca bazı hakem temsilcilerinin falan filan kongre üyeliği var mı? Bir kulüplerle organizasyonu var mı? Bir kulüp adı altında iş adamları derneğiyle bağlantıları var mı? Bunları da araştırması lazım. Bu işler öyle masumane işler değil. Kurullara bakacaksınız, disiplin kurullarına bakacaksınız, oraya bakacaksınız, buraya bakacaksınız. Bir gün gelir bir oyuncuna bir kart gösterirler kuralları uygulayarak. Ama aynı kuralları başka maçlarda uygulamayacaklar. Halis Özkahya aynı kartları gösterecek mi? Evet, onlar ikisi çatır çatır sarı kart ve kırmızı kart ödüyor. %100 doğru. Tıpkı Galatasaray'ın bir maçında 6 saniye kuralı kafasına göre uyguladığı gibi burada da kafasına göre bir kural mı uygulandı yoksa sonrakilerinde de verecekler mi? Çok merak ediyorum. Bakın çok merak ediyorum. İnce ince doğranma nedir biliyor musunuz? Kırmızı kart ve penaltı olayı değildir. Sen temponu yükselteceğin zaman bir anda hakem gereksiz birkaç faulle senin oyun temponunu düşürtür ve bu da senin aleyhinde bir durumdur. Bu kadar her şey güzelken, bu kadar güçlü hoca varken, bu kadar pozitif ortam varken, bu kadar aile ortamı varken, her şey iyi giderken orayı ihmal ederseniz zararı çok büyük olur. Şu ekonomik kriz içerisinde, şu pandemi döneminde iyi oynuyorsunuz. Ve düşünün saha dışında bir tane adamın lobisi, mobisi yüzünden şampiyonunuz kaçıyor. İşte o zaman taş taş üstünde bırakmayacaksınız. Budur. Bunu sadece Beşiktaş için demiyorum bakın. Bir amigo yorumu değil bu. Galatasaray camiası için de geçerli. Fenerbahçe camiası için geçerli. Herkes, her camiye kendi görevinin üstüne düşeni yapıyor. Sen de yapacaksın. Sen de. Efendim adam çıkıyor diyor ki ya işte hakemler mahkemler Beşiktaş falan. Bunu da söyle. Sen efendim offside çizgisi çekiyor Fenerbahçe. Abubakar da çekti bu çizgiyi. Yok. Ama canın yanınca. Ben diyorum ki başkasının canın yandığında çıktığın gün MHK falan hepsi düzelecek. Başkasının canın yandığı gün çıktığında hepsi düzelecek. Hepsi. Ama çıkmıyorlar. Altay'ın kırmızı kartında çıkmadılar. Örneğin mesela. Çıkacak. Aynı şekilde Beşiktaş da çıkacak. Rakibinin bir böyle bir durumunda canı yanında çık.
Bak devrim olacak o zaman. O lobiler, o kalıntılar hepsi temizlenecek. Korkuyorlar çünkü. Bir araya gelecekler diye korkuyorlar çünkü. O yüzden Beşiktaş yönetimi madem her şey bu kadar iyi gidiyor, bence el fenerini alıp saha dışındaki karanlık dehlizlere ışık tutma zamanı geldi. Efendim dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.